Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek ve yine hemen aynı gün 7 Mart'ta Satürn Balık Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor. Venüs Boğa Burcu'na geçecek ayın 16'sından itibaren. Gezegeniniz Merkür 2 Mart'ta Balık Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. 19'unda Koç Burcu'na geçecek. 21 Mart'ta Koç Burcu'nda yeni ay doğuyor. Ve Mars 25 Mart'tan itibaren burcunuzdan ayrılacak. Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili ikizler, Güneş 20 Mart'a kadar Balık Burcu'nda, Merkür de 19'una kadar Balık Burcu'nda olacak. Ayın başlarında, ilk 2 haftasında özellikle kariyer konuları, iş ve sorumluluklarınız, gelecekle ilgili planlamalarınız sizin için ön planda. Buralarda bazı yeni adımlar atmış, yeni kararlar vermiş olabilirsiniz. Yaptığınız çalışmalar, aldığınız kararlar başkalarının dikkatini çekebilir. Gerek aile içerisinde, gerek bulunduğunuz topluluk içerisinde, toplum içerisinde dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu size bir başarı da getirebilir işle ilgili. Mesleğinizle ilgili kariyerinizi etkileyecek bazı önemli adımlar da atabilirsiniz bu süreç içerisinde. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 16 derece Başak Burcu'ndaki Dolunay 4. evinizi aydınlatıyor olacak. Değişken burçlarımız etki aldığı için siz de güçlü etki alan burçlardansınız. Özel yaşamınızdır burası. Yaşadığınız yerdir, evinizdir, düzeninizdir, ailenizdir, yuva konularıdır. Ebeveynlerle ilgili konulardır örneğin. Ve burada bir tamamlanma var. Aslında Başak'ın kendi içerisinde düzen vardır. Yani evde bir düzen oluşturabilirsiniz. Bir taşınma konusu, yerleşme konusu, emlak alma satma kiralama ile ilgili bir konu, aileyle ilgili konular, belki evlilikle ilgili, yuva kurmakla ilgili bir gündeminiz var. Hani buralarda olabilecek bazı dönüşümler söz konusu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa Başak Burcu'ndaki Dolunay'ın sizin için çok daha etkili, çok daha dönüştürücü, önemli bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ayın 20'sine kadar olan süreçte bu Dolunay tesirleri de genel olarak günlük hayatınızda aslında belirleyici olacak sevgili ikizler. Ve hemen aynı gün Dolunay'ın hemen ertesinde Satürn Balık Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor. Bu kişisel olduğu kadar toplumsal bir etki, uzun süreli bir transit, sadece bu ayla sınırlı değil. 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn Balık Burcu'nda olacak. Kuşkusuz yine değişken bir burç olduğu için Balık sizin için önemli bir transit bu. İş konularındaki sorumlulukların artması, kariyerinizde önemli bir yapılandırma sürecinde olabilirsiniz. Ama 3 yıla yayılan bir etkiden bahsediyoruz. O yüzden bu videoda buna çok fazla değinmeyeceğim. Detaylı bir video hazırladım. Hem genel etkilerini izlemek hem de burcunuza olan tesirlerini izlemek için Demet Bağtacı YouTube kanalımdaki Satürn Balık videomuzu mutlaka izleyiniz sevgili ikizler. Ayın 16'sında Venüs Boğa Burcu'na geçecek. Venüs Boğa Burcu'nda güçlü olduğu bir pozisyondur. Ayın 16'sından sonra en azından biraz daha kendimizi günlük hayatımızda hani temel ihtiyaçlar bakımından olabilir, keyif, konfor, yaşamın tadını çıkarmak gibi alanlarda daha güvenli, daha huzurlu hissedebileceğimiz koşullar oluşmaya başlayabilir. Siz de kendinize biraz daha özel zamanlar ayırabilirsiniz. Kısa tatiller olabilir bu. Kısa böyle molalar olabilir. Biraz hani sanatla ilgilenmek, biraz maneviyata yönelmek falan, bunlar sizi hem günlük hayatınızda destekler hem ruhsal anlamda hani sıkıntılarınız, endişeleriniz, kaygılarınız, hani bunları yatıştırmak, şifalamak anlamında çok faydalı olabilir bu geçiş. Ayın 19'unda gezegeniniz Merkür Koç Burcu'na geçecek. 20 Mart'ta ise Güneş Koç Burcu'na geçiyor. İlkbahar ekinoksu. Hemen ertesinde 21 Mart'ta Koç Burcu'nun 0 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay özellikle Koç'ta olduğu için enerjimizin arttığı, böyle hayatımızda yenilikler istediğimiz bir dönem. 0 derece Koç olduğu için de 0 başlangıçlar, yeni kararlar, fikirler, yeni projeler anlamına gelebilir. Sosyal hayatınızı da etkiliyor aslında bu yeni ay. Sizin için arkadaşlıklar anlamında yeni tanışmalar,
gireceğiniz bazı ekip çalışmaları olabilir, bir grup içerisinde bir etkinliğe katılabilirsiniz. Bunlar sosyal ve toplumsal etkinlikler, çalışmalar da olabilir. Ya da yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Bunun gibi fırsatlar getiriyor aslında bu yeni ay size. Öncü burçlarımız daha fazla etkilenecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarının 0-5 derece arasında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için çok daha önemli olduğunu, etkilerinin daha güçlü olduğunu da söyleyebiliriz. 23 Mart itibariyle Plüto Kova burcuna geçecek. Kolektif bir gezegen, uzun süredir Oğlak burcunda biliyorsunuz. Bu yıl Kova burcuna şöyle bir merhaba diyecek. 20 yıllık bir transit bu. Aslında tüm dünyada toplumsal anlamda, sosyal, ekonomik, kültürel, insanlığı etkileyecek bir transitten bahsediyoruz. 2044'e kadar Plüto Kova'da kalacak. Bu yıl 11 Haziran'a kadar Kova burcunun 0 derecesine şöyle bir kısa geçiş yapacak. Bir merhaba diyecek. Sonra tekrar Oğlak burcuna dönecek. Dolayısıyla bu dönemde biraz hani dünyada olup bitenleri izlemek bizim için ipuçları getirebilir. Kişisel olarak aslında İkizler Burcu için Plüton'un Kova Burcu'ndaki transiti güçlendirici bir etkidir. Hava elementi olduğu için zihinsel anlamda hayata bakış, anlam arayışı, düşünceler, kültürel konular, maneviyat buralarda çok dönüştürücü, çok güçlü bir dönem başlıyor sizin için. Uzun süreli bir tesir. Bununla da ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağım. Yine Demet Bağdacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ayın 25'inde Mars artık uzun süredir Ağustos ayından bu yana sizin burcunuzdaydı biliyorsunuz. Retro döneminde yaşadık. Çok da zorlandınız. Ama bir yandan da gerçekten hayatınızın böyle çok enerji harcadığınız, mücadele ettiğiniz, inisiyatif aldığınız bir dönemiydi. Şimdi 25'inden itibaren Mars burcunuzdan ayrılıp Yengeç burcuna geçecek ve yaklaşık 2 ay Yengeç burcunda olacak. Mars hangi alanda enerji harcamanızı gerektiriyor? Bu dönemde para evinize ilerleyeceği için bir kere para akışına biraz dikkat edin. Çünkü Mars burada parasal çıkışları, harcamaları arttırabilir. Bütçenizi kontrol etmeniz biraz zorlaşabilir. İşte ev için, aile için masraflarınız artabilir. Evet, para kazanma konusunda da mücadeleniz olacak. Kuşkusuz kazançlarınızda da daha fazla hareket olabilir ama daha fazla bir harcama eğiliminde olabileceğinizi söyleyebilirim. O yüzden para konularına daha bir özenli yaklaşmak, öyle çok acele etmemek, alışverişlerde ya da parayla ilgili vereceğiniz kararlarda daha sakin, daha planlı, programlı olmakta bu dönemde fayda var sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.